Şimdi öncelikle Maraş'ın biraz e, bölge ve e, bölge insanı için e, devlet açısından ne önemi var sorusunun cevabı aslında Maraş öteden beri Türkçe'nin e, otantik olarak konuşulduğu burada bu bölgede özellikle e, kendine ait otantik bir kültürü olan bir bölge, e, işin doğrusu bu bölgede. E, Kürt Aleviler geçmişte belirli acıları yaşasınlar diye bataklık olan Pazarcık Ovası'na yerleştirilmişler. Fakat bu Pazarcık Ovası'nın daha sonra kurutulması ve oradaki arazilerin verimli arazilere dönüşmesinden kaynaklı olarak devlet açısından buraların Kürtlerin Kürt Alevilerin elinde olması hiçbir zaman hazmedilmemiş. Dolayısıyla 19... 70'li yıllardan başlayarak Kürt siyasal hareketinin gelişmesi, Maraş'ta yankı bulması ve Maraş'ta birçok farklı dilin, inancın, kültürün bir arada olması o dönem gelişen Kürt siyasal hareketini engellemek için de önemli bir e, alan. Burası bu farklılıklardan kaynaklı olarak e, provokasyona kısmen açık halde ve özellikle 1978'de Maraş olaylarından sonra Türkler ve gelişen Kürt siyasal hareketini boğmak için bu bölgeye özel bir politika uygulanıyor. ve Maraş'ta ciddi bir katliam yaşanıyor. Katliamda resmi rakamlara göre 111 kişinin öldüğü iddia ediliyor. 500'ün üzerinde o zaman dükkan ve iş yerinin şey yapıldığı, talan edildiği söyleniyor. Ama bu gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Ve ondan sonra bu verimli biraz önce bahsettiğim bu verimli arazinin bölgenin elinden alınması açısından özellikle Kürt Alevilerin yoğun olarak yaşandığı yere yönelik demografik yapıyı bozmaya dair ciddi girişimlerde bulunuyor. Bakın Maraş'ta sadece son yıllarda pazarcık için söyleyeyim. Önce Maraş'ın çöpleri bu ovanın en verimli yeri dediğimiz Karahasanlı'yla Çiğli arasındaki bölge dediğimiz bölgeye depolanmak istendi. Daha sonra Maraş'ın habitat Pazarcık Ovası, habitat ciddi bir farklı flora ve fauna alanı, bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı bir yer. Bu ovanın yanı başına Türkiye'nin iki tane en büyük çimento fabrikasını diktiler. Bundan sonra yine e, katı atıkların zehirli katı atıkların depolandığı bir e, mahsut uşağının aşağısında bir dereye e, katı atıkların dep, e, depolandığı bir yeraltı e, şeyi yapıldı. E, Depolama alanı yapıldı. Ve en sonunda yine e, bu kurulan çimento fabrikalarının yanı başında Çöçelli köyüne biyokütle fabrikası kurulmak istendi. Şimdi biraz önce siz Hava kirliliğinden bahsettiniz ya. Normalde bu verim, ova çok verimli bir ova olmasına, belki iki üçlü tarım yapılabilir bir ova olmasına rağmen, son dönemde bu şeylerin fabrikaların çıkardığı gazlardan dolayı bölgede hem ciddi hastalıklar başlamış, hem de Bölge o verimli arazinin veriminin yüzde 40'lar düzeyinde düştüğü iddia ediliyor. Şimdi burada özellikle bu demografik yapının bozulmasına yönelik Maraş olaylarından sonra Aleviler, Kürtler Maraş merkezden çıkarıldı. Ve daha sonra kalanların da bu verimli toprakların ellerinden alınması açısından yurt dışına gitmesi özendirildi. Bakın 90'lı yıllarda Türkiye'nin birçok yerinde pasaport verilmezken bir dönem Türkiye'nin değişik bölgelerinde bile yurt dışına çıkmak isteyenler gelip pazarcık'ta pasaport almaya başladılar. O kadar kolay verildi ki dışarıya gidişleri adeta teşvik edildi. Aslında malı mülkü kendisine getecek olan insanlar dahi ...yurt dışına geçişleri özendirildi. O kadar ciddi bir nüfus yer değiştirme söz konusu ki, bölgeyi boşaltma söz konusu ki... ...tabii bir de devletin ciddi güvenlik problemleri uyguladığı güvenlik sorunları da var. Bu bölge 80'li yıllarda, 70'li yıllarda sol sosyalist hareketlerin yoğun olduğu bir bölge... ...ve bundan kaynaklı olarak köylerin, özellikle dağlık köylerin üzerine... Yoğun bir siyasal baskının da peşinde gelmesi, dışarıya gidişlerin de özendirilmesiyle birlikte bu bölgedeki demografik yapı bozuldu. Bu tüm Maraş bakın e, coğrafik il sınırı açısından en büyük illerimizden bir tanesi. Sanırım 5 veya 8. sırada Türkiye'nin en büyük coğrafi alana sahip. Maraş'ın ne zaman bir e, olumsuz bir girişimi varsa bu ya elbistan'a yapılıyor. Ya pazarca yapılıyor, yani Kürt alevilerin yoğun olduğu bölgeye yapılıyor. Özel bir demografik yapı değiştirme alanı gibi. Yine bakın Maraş'taki Suriyeli göçmenler geldiğinde pazarca en büyük kamp e, kampı yaptılar. Bu bir göçmen kampı değildi. Neredeyse cihadist bir kampı o, o andırıyordu çünkü dışarıdan içeride ne yapıldığı görülmüyordu, bilinmiyordu. Dolayısıyla yani buraya yönelik özel bir demografik alanı boşaltma, demografik yapıyı değiştirme stratejisi uygulanıyor ve maalesef bu e, yıllardan beri düzenli bir şekilde hala devam ediyor. E, Maraş'ta ne zaman bir şey yapıl, girişim yapılsa, özellikle bu bölgeye yapılıyor ve bu bölgede bakın ormansızlaştırma, fabrika işte çimento fabrikaları biliyorsunuz bir sürü kirlilik yayıyor, çimento fabrikalarının kurulması, biyokütle kütle fabrikalarının kurulması. Bu özel bir çalışma ve bölgenin doğası talan edildiği gibi bölgenin demografisi de ciddi bir değişime uğruyor. Kimse bir soykırım veya bir anlık katliamların yaşanması tabii ki bir anlıktır. Çok ciddi zararlar verir, kalıcı yaralar da açar ama zamana yayılmış insansızlaştırma politikaları da beyaz asimilasyon deriz biz buna. Yani zamanla oranın doğasıyla, kültürüyle, demografisiyle oranın boşaltılması, oranın yapısının değiştirilmesi, doğa talanı bunlar uzun vadeye yayılmış ciddi bir asimilasyon politikasıdır. Yani bu da fiili bir soykırım gibi, fiili bir saldırı gibi etkilidir ama biraz daha zamana yayılmıştır. Bizim ortaya koyduğumuz genel çözüm aslında eşit yurttaşlık projesidir. Yani bir defa tüm yurttaşların, bu coğrafyadaki tüm farklılıkların eşit yurttaş olabildiği e, ve tüm ulus olmaktan kaynaklı, farklı bir inanca sahip olmaktan kaynaklı, doğal hakları olan haklarının doğalca kullanabildiği bir sistemin yaratılması, bunun mücadelesini biz veriyoruz. Ve bu önemlidir. Ama aynı zamanda bölge insanının da bu topraklara sahip çıkması gerekiyor. Bunlar bizim atalarımızın, dedelerimizin toprakları. Ve buralara e, buraları e, böyle hemen kolay e, teslim edip e, yurt dışına e, gitmemizin önüne geçmek gerekiyor. Son dönemde aslında tersine bir dönüş de var. Özellikle e, daha önceki yıllarda ülkeyi terk edenler, işte İngiltere, Almanya vesaire yerleşen insanlarımız, şimdi köylerde e, evler yaptırıp köylere de bir dönüş var. Bunun hem özendirilmesi hem de devletin de, bu asimilasyon yok edici politikadan vazgeçmesi lazım. Bu coğrafya renkli bir coğrafyadır. Çok farklılıkların bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Farklı diller, farklı inançlar, farklı kültürler eşit yurttaşlık temelinde bu toprakların ortak sahibi yapılmalıdır. Ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Ee, e, son dönemde ülkede yaşışanan e, tarım ve hayvancılıktaki girdif maliyetlerinin artması her yeri etkiliyor. Fakat burada özgün bir durum. Yani biz hani diğer yerlerden farklılık, özgünler özgünlükten ne yaşanıyor? Şimdi son dönemde burada yaşanan en önemli problemlerden bir tanesi de bu aslında bu, bu göç göçün e, köylüler arasında bir çatışmanın da temeli böylece at, o, oluşturulmuş şekilde dön, e, son yıllarda. Şimdi uzun zaman bu bölgede tapu kadastro bu bölgeye girmedi. Ama şimdi girdi ve köylünün uzun süredir özellikle bizim bu bölgede ee, uzun bir süreden sonra bu yaratılan şey e, tapu kadastro yahut e, toprak bölüşümü insanların yıllardır kullandığı mülkiyet alanları ormanlık alan ilan edildi ve maalesef bu ormanlık alanlar e, tapular ayrılırken onunki oraya onunki oraya iç içe karıştırılmış ve ciddi köylüler arasına bir nifak tohumu da ekilmiş. Şimdi tarım politikası her yerde aynı. Yani burada maalesef şimdi köylülerin meraz alanları tarıma açılmış. Ama bir taraftan da insanlar topraklarını ekemiyor, biçemiyor. Çünkü gübre fiyatları yüzde 400 oranda artmış. Tohum fiyatları 400 oranda artmış. Yani insanlar harcamalarının karşılığı olan emeklerinin karşılığını alamadıkları için de bu göç bir şekilde bu yolla da özendiriliyor maalesef. Bizim bölge insanımıza çağrı yapmak isterim izleyici, sizin de aracılığınızla. Bu topraklar bizim ata topraklarımız. Bu topraklarımıza sahip çıkalım. Evet yurt dışına gittiğiniz hayat kurdunuz ama ee, bu topraklarımıza da biz gelip sahip çıkmak... Ee, ve özellikle kendi geleceğimizi kendi topraklarımızda kurulamak için de bir ortak çaba içerisinde olmalıyız. Devletin de yapacakları eşit yurttaşlık temelinde bir politikaya gidilmeli. Aksi takdirde diğeri acıdır, kandır, gözyaşıdır.